bu adamı. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la. Aptal dinsizler. Ne de çabuk kandılar Muhammed'in sihrine. İşte bakın dostlarım gene ezan okumaya cüret ediyorlar. Bu hakarete daha ne kadar tahammül edeceksiniz? Cariyem olduğun halde atalarımızın dininden ayrılır Müslüman olursun ha? Kurtarmaya mı geldin ya Resulullah? Artık kuşkunuz kalmasın. Muhammed'e inananların hepsi cezalarını bulacaklardır. Sen de mi Muhammed'isin Sümeyra? Evet, putlarınız da siz de yerin dibine batın. Bıktık, usandık zulmünüzden. Kendi elinizde yaptığınız bu tahta ve çamur parçalarına mı tapacaksınız? Hak dini olan İslam'a ve onun peygamberi olan Muhammed'e inanmayacak mısınız? Atalarımızın dinine karşı geldin, cezan ölümdür. Gebertin! Öldürün! Ne oluyor ya Ebu Cehil? Ya Ömer atalarımızın dinine küfretti. Abdullah'ın oğlu Muhammed'in ortaya attığı fitne kabilemizin içinde ikilik yaratıyor. Bu gidişte Kureyş parçalanacak. Hakkın var. Bunun tek bir çaresi var ya Ömer. Muhammed'i öldürmek. Olmaz ya Ebu Cehil. Muhammed'in amcası mutlaka intikamını alır. Aramıza kan davası girer. Muhammed'i öldürmek için yürek ister. Yanında Ali ve Hamza gibi iki kahraman varken kim yaklaşabilir ki yanına? Ben! Hattab'ın oğlu Ömer! Mekke aslanı Ömer! Ebu Cehil'in hakkı var. Müslümanlığı önlemek için Muhammed'in ölmesi lazım. Onu öldürmek için cesaret lazımsa işte her meydanı. Var mı cesaretinden şüphe eden? Hüden lil müttekînellezîne yü'minûne bil gaybi ve yukîmûne s-salâ. Merhaba ya Ömer! Böyle pür hiddet nereye? Muhammed'i öldürmeye! Acaba gücün yeter mi bu işe? Benim gücümden şüphen mi var? Haşa! Ama niyetin bütün Müslümanları öldürmekse,
İşe önce kardeşin Fatma ve kocası Said'in Zeyd'den başlaman icap etmez mi? Fatma mı? Konuş köpek! Uçururum kelleni! Yapma! Yalvarırım yapma! Konuş ne demek istedin? Kardeşinle eniştenin Müslüman olduklarını bilmiyor musun? Yalan söylüyorsun rezil! Yalan, yalan! Yapma Ömer, inanmazsan git kendilerine sor! Soracağım ey Vakkas bin Nuaym! Ama eğer bana yalan söyledinse, kimse seni elimden kurtaramaz! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى Açın kapıyı! Açın diyorum! Ben Kur'an-ı Kerim'i saklayayım! Açın kapıyı! Açın kapıyı yoksa kırarım! Okuduğun neydi ya Habbab? Bir şey okumuyorduk, sana öyle gelmiştir kardeşim. Doğru söyle! Bir şey okumuyorduk! Konuş! Konuş, gebertirim seni! Kur'an okuyorduk ya Ömer! Elhamdülillah Müslümanız! Hadi öldür hepimizi, ne duruyorsun? Öldürsene! Bağışla kardeşim! Sana vurmak istemezdim. Neydi okuduğunuz? Ya Ömer! Efendim söyledi ya sana, Kur'an okuyorduk, Kur'an! Gösterin onu bana! Bismillahirrahmanirrahim! Şükür ve hamd o Tanrı'ya olsun ki, yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi O'nun eseridir. En güzel isimler ve sıfatlar ancak O'na layıktır. Biz sana Kur'an'ı sıkıntı çekmen için indirmedik. O'nu ancak kalbinde korku olana öğüt olmak üzere indirdik. O, yeri ve gökleri yaratan tarafından gönderilmiştir. Göklerde, yerde ve nemli toprak altında ne varsa hepsi O'nundur. O'ndan gayrı Allah yoktur. En güzel isimler O'nundur, bizleri Yaratan'ındır. Tuhaf! Bütün kainat taptığınız Tanrı'nın ha? Evet, evet, her şey, her şey O'nun. Hepimiz O'nun kuluyuz. Şaşılacak şey! Bizim 1500 süslü putumuz var. Hiçbirinin tırnak ucu kadar mülkü yok. Daimi yaşayanın ve her şeyi yaratıp hakim olanın önünde bütün yüzler eğilir. Zulüm yükü taşıyanlarsa gerçekten hüsrana uğrar. Kim iyi işler ve iman ederse o haksızlığa uğramaktan ne de kayıptan korkar. Her şeyi layıkıyla bulan ve gören Allah'tır. Aynen. Selam ya Ömer. Selam, selam ya Ömer. Selam ya Ömer. Selam ya Ömer. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ömer gelmiş ya Resulullah! Kötü bir niyetle geldiyse, eli kılıcına gitmeden onu ikiye bölerim ya Resulullah! Emret uğruna ölelim ya Muhammed! Bırakın misafirimizdir! Resulullah seni bekliyor ya Ömer! Allahu Ekber! Beni affet! Ümmetine lütfen kabul buyur ya Resulullah! Müslüman olmaya, Cenab-ı Hakk'ın yoluna baş koymaya geldim. Allahu Ekber!
Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Muhammed'in işini çoktan bitirmiştir. Muhammed'in başı. Resulullah Efendimiz Harem-i Şerif'te namaz kılacaklar. Çıldırdın mı ya Ömer? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bundan sonra Müslümanlardan yanayım. Hazreti Muhammed ve onun ümmetine en ufak bir kötülük yapmaya yeltenen karşısında beni bulacaktır. Şimdiye kadar Muhammed'i öldürmekte geç kaldık. Günden güne kuvvetleniyorlar. Hiçbir şeyden korkuları yok. Bu gidişte bir gün evdeki evlatlarımızı da elimizden alacaklar. Ey Mekkeliler! Şu andan itibaren Müslümanlarla anlayacakları tek dille konuşacağız. Nerede bir Müslüman görürsek başını ezeceğiz. Atalarımızın ilahları bizden bu hizmeti bekliyorlar. Ölüm! Müslümanlara ölüm! Resulullah Efendimizin emirleri nedir? Hicret ya Osman! Hicret mi? Sonra bize korkudan kaçtı demezler mi? Allah mübarek Kur'an'ında bizlere sabır ve metanet emretmediler mi? Sonunda zafer bizimdir. Ama o güne kadar bize sevgiyle kollarını açan Medine'de oturacağız. Peygamber Efendimiz ilk gidecek kafilenin öncülüğüne seni tayin buyurdular. Ama Muhammed burada kalırsa hayatı tehlikeye girer. Bizi merak etme. Osmanlı Ali bizi korurlar ya Ömer. Yarın erkenden hareket edeceğiz. Ve gitmeden önce herkesin gözü önünde namaz kılacağız. İndirin kılıçlarınızı ey kafirler! Ben Allah'ın kılıcı Ali! Karılarını dul, evlatlarını yetim bırakmak isteyen varsa çıksın karşıma! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
Mekke'den hicret ediyoruz. Ama Allah'ın izniyle bir gün tekrar döneceğiz. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Yolunuz açık olsun ya Ömer. Allah bizimle. Ebu Bekir'le dün gece gizlice Mekke'den kaçmış. Olamaz! Bu sabah Taif'ten gelen kervan onları bitkin şekilde Medine yolunda kaçarken görmüş. İşte tam beklediğimiz an geldi. Yanlarında Ali de yok. Çölde iki ihtiyarı yakalayıp öldürmekten kolay ne var? Ali, ne duruyorsunuz? Ver elini çekeyim ya Resulullah! İzimizi sürüyorlar. Yarın sabaha kadar şu mağaralarda gizlenelim ya Resulullah. Ben ölürsem ne kıymeti var? Ya sana bir kötülük ederlerse ya Resulullah? Bir mağara kaldı. Onun da kapısına bakmadan geri dönmem. Geliyorlar ya Resulullah. Kanı delip girmeleri lazımdı içeri. Hem güvercinler yuva yapmışlar buraya. Demek ki buraya uğramamışlar. Allah'ıma şükürler olsun ki seni bizlere bağışladı. Her şeyim sana feda olsun ya Muhammed. İslam sonunda muzaffer oldu. İslamiyet dini hızla Arabistan'da yayılmaya başladı ve bir gün tekrar Mekke'ye döndüler Müslümanlar. İşte o mübarek gün Ömer kendi eliyle Mekke'nin putlarını paramparça edip insanları taşa tahtaya tapmak şerefsizliğinden kurtardı. Ömer Hazreti Muhammed'in en güvendiği arkadaşlarındandı. Herkesin davasını o halleder, en adil kararlar sadece Ömer'den beklenirdi. İslam'ın o nurlu günlerinden bir gün, kara haber bir yıldırım gibi indi göklerden.
gerçek peygamber olsa ölür müydü hiç? Bizi aldattı! Aldattı! Öldüğüne göre bizden farkı yokmuş. Ben hiçbir zaman inanmadım o masallara! Kalpleri zayıf bazı imansızlar, Hazreti Muhammed'in öldüğünü söylüyorlar. Nerede Muhammed, nerede? Öldü ya Ömer. Kim Hazreti Muhammed için öldü derse kafasını uçururum. Yalan söylüyorlar, o ölmedi, ölmez, yalan! Niçin susuyorsun ya Ebu Bekir? Ey inananlar! Her kim ki Peygamber Efendimiz'e inanıyorsa, bilsin ki Muhammed öldü. Her kim ki Allah'a inanıyorsa, bilsin ki Allah bakidir ve ölmez. Sok kılıcını kınına Ömer! Cahilliğimi affet ya Ebu Bekir. Onu kaybetmenin çılgınlığı içindeydim. Muhammed'in hayatında en yakın arkadaşı sendin. Halifesi de sen olacaksın. Ver elini. Bekir halife olduktan sonra ancak 2 sene yaşadı. Ölürken de o makamı en iyi arkadaşı ve İslam'ın en güvenilir fedaisi Ömer'e vasiyet etti. Allah'ım! Ne büyüksün ya Rabbi! Bana mevkilerin en şereflisini sen bahşettin. Sen yardımcı ol Allah'ım! Beni doğru yoldan, adaletten ayırma. Haramı, haksızlığı nasip etme bana. Senden başkasına boyun eğmiyorum ya Rabbül Alemin. Senin yolunda şaşmadan insanların haklarını son damla kanıma kadar müdafaa edeceğim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Kimsin sen? Bir yolcu. Nereden gelirsiniz? Suriye'den Mekke'ye mal getirirken Müslümanların hücumuna uğradık. Mallarımızı yağma ettiler. Niye buraya geldiniz? Gelmek için ben ısrar ettim. O haydutları halifeye şikayet edeceğim. Dinsizlerin adaletine inanmak gülünç bir şey ama inadım inat. Halifeye dinsiz dediğine göre Müslüman değilsin galiba. Hayır. Var mı bir itirazın? Hepimiz Cenab-ı Hakk'ın kuluyuz. Elimdeki kılıcı görmesen böyle konuşmasın. Ne işin var burada? Hepinizi bitkin şekilde uyurken gördüm. Kimse gelip canlarınıza kıymasın diye başınızda nöbet bekledim. Senin kadar ustalıkla yalan söyleyenini hiç görmemiştim ahbap. Bizi halifeye götürür müsün? Buyurun. Hayır sana! Siz burada durun. Ben namazı eda eder hemen dönerim. Bekliyoruz. Şunların ibadetini seyredelim. Kim bilir ne kadar eğleniriz. Allahu Ekber! Ey Müslümanlar! Allah huzurunda Halife Ömer'den davacıyım. Ne kusur ettim ey Übeb Kab? Adalet istiyorum, adalet! Emredersin. Kadı Efendi, buyur geç adalet yerine. Baş üstüne ya Ömer! Karşında sanık olarak bulunuyorum. Bana lüzumundan fazla hürmet gösterirsen
adaletten ayrılırsın. Ama sen halifesin. Adalet nezdinde halife de birdir, köle de. Hakkın var ya Ömer. Benim mülküm olan arazide Ömer cami inşa ettirmek istiyorum. Ama ben toprağımı satmak istemiyorum. Ya Ebubekap, toprağına değerinden çok daha fazlasını vereceğiz. Asla razı değilim. O halde haksızsın ya Ömer. Beni affet Ebubekap kardeşim. Hemen inşaatı yıktıracağım. Tazminatı da kendi mallarımı satıp ödeyeceğim. Şahit misiniz ey Müslümanlar? Şahidiz ya Ömer! Allah adaletini daim etsin. Ey Müslümanlar! Şu gördüğünüz insanlar kafirdirler. Allah'a şerik koşarlar. Namuslarıyla ticaret yapmak için topraklarımıza girince tecavüze uğramışlar. Malları çalınmış. Ben şahidim. Zararlarınızı ödeyeceğim. Dini ve mezhebi ne olursa olsun onlara adaletle muamele etmek mecburiyetindeyiz. Nedir zararınız? 600 altın. Gelin devlet hazinesine ödeyeyim. Hayır. Bugüne kadar düşmanınız olarak yetiştirildim. Dininize ve ulularınıza küfrettim. Ama Allah'a şükürler olsun ki gerçek adaleti, gerçek dini şu anda öğrendim. Ey Müslümanlar, yalvarırım beni de dininize kabul edin. Tekrarla oğlum. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Avlunun yanındaki odayı sana verecekler. Benim evim de burası. Nasıl olur? Bütün Müslümanların halifesi burada oturur mu hiç? Ben diğer insanlardan farklı mıyım? Hükümdarlar saraylarda otururlar. Ben halkı kendine kul köle edecek hükümdar değilim. Ben de herkes gibi Allah'ın kuluyum. Aramızdaki tek fark, Cenab-ı Hakk'ın kullarının bazı işlerini bana vazife olarak vermiş olmasında. Allah rahatlık versin. Yanımdan hiç ayrılma. Hoş geldiniz babacığım. Hadi bakalım. Hoş geldin ya Emirül Müminin. Hoş bulduk. Yeni mi elbisen? Yeni yaptım ya Ömer, sayende. Bu iş için sana para verdiğimi hatırlamıyorum. Ya Emirül Müminin, bana günlük nafakamız için verdiğin miktardan biriktirdim. Bana verilen miktar, ancak geçimimiz içindir. Karnımızın doyması içindir. Fazlası bizim değil, halkın hakkıdır. Yarından tez yok, bana verilen paranın azaltılmasını teklif edeceğim. Ömer! Ya Ömer! Hayrola? Vali Kasım bin Übeyde tarafından geliyorum ya Ömer. Bizans orduları topraklarımıza girdiler. İslam'ın önlenmesi için önlerine gelen her şeyi yakıp yıkıyorlar. Şahit ol Allah'ım! Harbi ben istemedim. Ama gerekirse uğruna hepimiz baş koyacağız. Sen gazamızı mübarek eyle ya Errahmanürrahimîn! Ey İslam'ın şanlı askerleri, kumandanları! Fethettiğiniz ülkelerde kimseye zulmetmeyin! İşkence etmeyin! Dini, mezhebi ne olursa olsun, herkese adaletle, şefkatle davranın! Düşmanlarınızın ailelerine, çocuklarına iyilikle muamele edin. Mağlupların şerefiyle oynamayın. Unutmayın ki, gurur ve azametin en büyük düşmanı Allah'tır. Dinleri ayrı da olsa, bütün insanlar birbirlerinin kardeşidir. Adaletten ayrılmayın. Cenab-ı Hak bizlerle birlik olsun. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. İleri! Thank you.
muharebelerde en kahraman gazimiz Celil'di ya Ömer. Ben sadece vazifemi yaptım. Allah senden razı olsun evladım. Seni hudut kalelerinden en tehlikelisine kumandan tayin ettim. Müsaade et, hemen hareket edeyim ya Ömer. Olmaz. Henüz bekarsın. Halkı emredecek her sorumlu memurun, kumandanın önce iyi bir aile babası olması icap eder. Çocuklarını sevmeyen başkalarını sevemez. Ailesine bağlı olmayan halkı rahatsız eder. Seni helal süt emmiş, fakir ama ehli namus bir kızla evlendirsem ne dersin ya Celil? Gülsüm yavrum, kızım benim. Sen bana babanın yadigarısın kızım. Seni evlendirmek benim boynumun borcu. Çok sevdiğim genç bir kumandan var. Allah'ın izniyle seni ona nikahlayacağım. Düşman yaklaşıyor! Bizans ordusu! Müslüman sürülerinden kurtaran asil Bizanslı kumandan Marcus Virgilius. Selam. Babanız erken hazırlanmanızı emretti. Bizanslı kumandan şerefine verilen ziyafette hazır bulunacaksınız. Nasıl? Demek Halife Ömer'in orduları topraklarınızı işgal ederlerken halk seve seve İslam dinine girdi, öyle mi? Ne yazık ki öyle. Yarından itibaren bu topraklarda bir ölüm kasırgası esecek. Göklerden ölüm yağacak Müslümanların başına. Kaç esiriniz var kalede? 500. Kadın, çocuk ve ihtiyarlar dahil. Kufe Kalesi kumandanı Celil, ailesi ve 3 çocuğu da elimizde. Güzel. Çok güzel.
Size kızım Maria'yı takdim etmekle şeref duyarım, asil Marcus Virgilius. Bizi öldürecekler mi? Korkma bir tanem. Allah'ım, büyük Allah'ım, bizi ayırma. Hayatta ve ölümde ayırma ya Rabbel alemin. Ayırın! Müslümanlar ayırın! Müslümanlar ayırın! Müslümanlar ayırın! Atmaya başlayın! Atın köpekleri, atın! Eski dinine dönersen, seni de, karını da, bütün gördüğün esirleri de affediyorum. Kabul mü? Eşhedü en la ilahe illallah. Kabul mü? Cevabını bekliyorum. Ve eşhedü enne... Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kadını ve kucağındaki bebeği bırakın. Kumandanı ve iki çocuğunu ateşe atın. Aslanlarım, Müslüman olarak doğdunuz, Müslüman olarak öleceksiniz. Tekrarlayın söylediklerimi. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Atın! Atın diyorum size! Suyunu çektim nine, başka bir emrin var mı? Allah razı olsun! Allah adaletini daim etsin! Ömer! Ya Ömer! Bizans orduları Antakya'yı ve Kufi'yi yakıp yıkmışlar. Müslümanları diri diri ateşe atmışlar. Halk seni mescitte bekliyor. Celil'i, iki oğlunu şehit etmişler öyle mi? Her gün binlercesini kılıçtan geçiriyorlar. Gülsüm'ün ailesi ve yavrusu da zindanda.
Halk dört gözle ordularımızı bekliyor. Şehitlerimizin intikamı alınacaktır, Halid bin Velid. Buyur ya Emrül Müminin. Seni ordumuzda kumandan tayin ettim. Emrin başım üstüne. Allah gazanızı mübarek etsin. Gülsüm'ü ve yavrusunu sağ salim getirin bana. Halid bin Velid bütün kurnazlığını kullanarak uğraştı, didindi ve sonunda yakaladığı Hristiyan esirlerden Gülsüm ve çocuklarının hangi kale zindanında esir olduğunu öğrendi. Gülsüm bacıyı ve çocuklarını kurtaramayacağız. İmparatorun ordusu Urfa'dan üzerimize doğru geliyor. Onları nasıl düşman elinde bırakırız? Orduyu ikiye bölemem. Affet ya Halid, bana 15 atlı verir misin? Allah ve İslam uğruna şehitlik mertebesine susamış 15 atlı kâfi bana. Cesaretine hayranım ya Abdurrahman. Ama bile bile ölüme atamam seni. Sen ki Allah'ın kılıcı diye nam salmış bir kumandansın, bırak biz de senin yolunda dövüşelim. Evlatlarımızdan bu şerefe esirgeme. İstediklerini seç al. Allah sizinle olsun. Elif! Babanız duyarsa gebertir beni. Sadece biraz su vereceğim zavallıya. Kumandanın kızıyım ben. Size su vermediklerini, işkence ettiklerini işittim. Lütfen kabul edin. Sizden bütün dindaşlarım adına af diliyorum. Affedin bizi. Allah asil kalbinin mükafatını mutlaka verecektir yavrum. Bana yavrum dediniz. Ama ben sizin dininizden değilim ki. Allah hepimizin Allah'ıdır yavrum. Bütün insanlar sadece onun kuludur. Bütün insanlar kardeştirler. Bizim dinimiz bunu emreder yavrum. Şimdi pişecek yavrularım, şimdi bir. Dayanamayacağım nine, çok açım. Ölüyorum açlıktan. Biraz yatın yavrularım, pişer pişmez uyandırırım sizi. Çocukların ağladığını işittim, merak ettim nine. Açlıktan ağlıyorlar. Açlıktan mı? Şuraya bak yabancı.
İki gündür açlıktan perişan olan torunlarımı avutmak için taş kaynatıyorum. Açlıktan ölecek yavrularım. Allah o Ömer olacak halifeyi Kahhar ismiyle kahretsin. Ömer'in bunda günahı ne? Babaları onun gönderdiği harpte şehit oldu. Kimsesiz, bakımsız bıraktı bizi. Kendi zevk-ı sefa içinde uyurken halimizden haberi yok. Sen söylemezsen Ömer nereden bilsin? Görmeyecekti, bilmeyecekti de neden halife oldu? Allah kahretsin onu! Cenab-ı Hak huzurunda davacıyım ondan! Haklısın nine! Şimdi gelirim ben! Al nine, sana aylarca yetecek kadar erzak. Hemen küçüklere bir çorba yap. Allah senden razı olsun. Ömer'in makamı inşallah sana nasip olur. Kimsin sen? Allah'ın en günahkar kuluyum. Vazifesini yapmamış aciz bir kul. Hattab'ın oğlu Ömer'im ben. Halife Ömer. Aman Allah'ım! Beni affet nine. Yarın mescide gel... Çocuklarına ve sana maaş bağlanacak. Affet ya Rabbi. Affet büyük Allah'ım. Bana verdiğin vazifeyi yapamadım. Sana kulluk edemedim. Affet bu aciz kulunu. İki yetimi bir ihtiyara aç bıraktım Allah'ım. Sen affet günahımı. Dikkat! Günlerdir yavrumu kurtarın. Bir parça ekmek, biraz un diye yalvarıyordum. Ne istersen vereceğim sana. Tek halkın önüne çıkıp dininden döndüğünü söyle. Muhammed'e küfret! Sana bütün hazinelerimizi açalım! Halkın önünde küfret o yalancı peygambere! Eşhedü en la ilahe illallah... ...ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kurtarsın bakalım seni Allah'ım! Nerede o, nerede? Cahiller! Allah birdir, tektir! Hepimizin Allah'ı birdir! Allah, Allah birdir, tektir. Allah hepimizin Allah'ıdır. Bütün insanlar kardeştirler. Sana müjdelerim var kızım Ayşe. Ama benim adım Maria. Bundan böyle Ayşe olacak kızım. Ayşe? 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 Cenab-ı Hak o temiz kalbinin mükafatını verecek. Kaleye gizlice giren bir genç savaşçı göreceksin. O genç senin nasibin ve erkeğin olacak. Mesrud olacaksın.
kalbinde yatan sırrı biliyorum. Çekinme, söyle kızım. Müslüman olmak istiyorum. Bana yardım et dedi. Kelime-i şehadet getir yavrum. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah'ım! 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 Yabancıyı tırmanırken görmüşler. Buradan kimse geçmedi. O tarafta olmalı. Yürüyün! Gel benimle. Her tarafı arayın! O köpeği canlı olarak getireceksiniz bana! Hadi! Durmayın! Neden kurtardın beni? Niçin yaptın bu iyiliği bana? Ben senin can düşmanınım. Dinin dinimden ayrı. Prenses Hazretleri! Prenses Hazretleri! Saklan şuraya. Ne istiyorsunuz? Kalede bir casus var. Burslardan balkona atlamış olabilir. Odanızı arayacağız. Bu küstahlığın cevabını vereceksiniz bana. Affedersiniz prenses. Babanızın emri bu. Lütfen. Odanızdan hiç çıkmadınız mı? Uykum kaçmıştı, burçlarda dolaştım biraz. Hristiyanlarının halifen Ömer'e yolladıkları teslim evrakının mahiyetini öğrenmek istiyorum. Bilmiyorum! Konuşursan bağışlarım hayatını. Bir Bizanslı kumandana tükürmenin ne demek olduğunu öğreneceksin. Bir yudum su!
Ya babanız duyarsa? Korkma, duymaz. Zavallıya su vereceğim. Esirler nerede? İşte oradalar. Veriyordum, sağ ol! Ölüyor yavrum! Yavrum ölüyor! Sen ama, bir Müslüman köpeği esirmiş olur dünyada! Sen İslam uğruna dövüşenlerden yardımını esirgeme ya Rabbül Alemin. Ey Müslümanlar, gelin din uğruna dövüşe! Senin mübarek adın uğruna çarpışan kullarına zaferi nasip eyle büyük Allah'ım. İşaret! Hücum işareti! Ey Müslümanlar, gelin din uğruna dövüşelim! Dövüşelim! Gülsün. Öldü. Öldürdüler. Bacım. Sen kocaman, evlatlarımın intikamını bana nasip et ya Rabbel Alemin. Allah rızası için bana da bir kılıç ver. Ah!
aslan! Bu kocam Celal için! Bu Hasan'la Hüseyin'im için! Bu da Bektaş'ım için! Kiliseye! Çocukları, kadınları kiliseye kaçırın! Esirlere ve çocuklara dokunulmayacak. Bu topraklarda oturmak isteyenler, bize vergi vermek şartıyla topraklarına dönsünler. Hepiniz serbestsiniz. Bu söylediklerinize nasıl inanabiliriz? Allah'ın birliğine yemin ederim. Allah mı? Ama o Allah sizin Allah'ınız. Allah birdir. Hepimizi yaratan O'dur. Senin benim Allah'ım yok. Tek bir Allah var. Söyle kadınlara korkmasınlar. Bizim dinimizde kadınları ateşe atmak yoktur. İbadette serbestsiniz. Çocuğum! Çocuğum ölüyor! 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 Yavrum! Süt! Bir damla süt! Allah aşkına bir damla süt! Ver onu bana! Dokunma yavruma! Sen kocası ve çocukları ateşe atılan bir kadınsın! İntikamını alma yavrumdan! Ver onu bana! Ver kardeşim! Bir kötülük yapma ona! Hani? Nerede halifeniz? İşte halifemiz. Olamaz! Müslümanların halifesi, o şanlı Ömer, bu mu? Buyurun. Benimle eğleniyorsunuz. Ömer ancak sarayında olabilir. Bizim sarayımız, mabedimizdir. Ya Ömer, ordularımızın fethettiği Kudüs şehri halkı, aman dilemek ve şehrin anahtarlarını teslim etmek için seni Kudüs'e davet ederlermiş. Sabah erkenden yola çıkarım. Mahiyetiniz ve ordunuz bir günde nasıl hazırlanabilir? Ben tek başıma giderim. Kimseyi işinden gücünden etmeye hakkım yok. Allah, insanları mahiyetlerine göre değil, hizmetlerine göre değerlendirir. Dur ya Eslem! Buyur ya Emirül Müminin! Çok yoruldun, sen bin. Deveyi ben çekerim. Nasıl olur ya Ömer? Ben senin kölenim. Sen yürürken ben deveye nasıl binerim? Allah nezdinde bir köle ile halifenin hiç farkı yoktur. O insanları ancak kalplerinin temizliğine göre ayırt eder. Buyur, sen bin deveye. Allah, bu adaletini İslam'ın üstünden eksik etme ya Rabbi! Yeah.
Hamdolsun sana Allah'ım! Kudüs şehri Hristiyanları olarak adaletine sığınıyoruz ya Ömer! Artık her şeyin sahibi sensin! Her şeyin sahibi ancak Allah'tır! Ben onun aciz bir emanetçisiyim! Size gelince, isteyen kendi dininde kalır, isteyen İslam'ı kabul eder! Kimsenin vicdanına müdahale edemem! İbadetinizde serbestsiniz! Namazını kilisede kılıp bizi şereflendirmez misin ya Ömer? Hay hay! Hayır! Boş bir arsada namaz kılacağım! Hani Allah birdi, hepimizin Allah'ıydı! Eğer söylediklerinde samimiysen, kilise ile cami arasında ne fark var? Benim kilisede namaz kıldığımı gören Müslümanlar, orasını camiye çevirirler. Elinden alırlar, hakkına el atabilirler. O zaman siz bu güzel makamınızdan mahrum olursunuz. Affet beni! Senin ilmin ve adaletin karşısında biz bir zerreyiz. Niçin Müslüman oldum anladın mı baba? Allah sizi mesul etsin kızım. Ya halife-i Müslüman, iznin olursa nikahlanmak üzere Müslüman olmuş bir prenses getirdim. Hoş geldin yavrum. Nikahınızı bizzat kıymakla şeref duyacağım. Konuş! Ciddiye başımıza gönderdiğim vali, altın elbiseler içinde sabah akşam zevk-ı sefa içinde. Kapısına diktiğim muhafızlardan içeri girilmiyor. Bu mu senin adaletin ya Ömer? Sen söyle! Bu adam senin Basra valin mi? Evet, Basra valim Emrül Nizam. Ben Hristiyan bir tüccarım. Senin valinin yaptırdığı cami benim toprağıma tecavüz etti. Arazinin bedelini almadın mı? Ziyadesiyle veriyor ama ben toprağımı başka işte kullanacağım. Doğru mu ya Nizam? Evet ya Ömer, ama bedelini ödeyeceğiz. Yeter! Rıza alınmadan yapılan iş zulümdür. Zulümle inşa edilen mescitte secdeye varılmaz. Mülkün temeli adalettir. Tamamlanmış olsa da camiyi yık, adaleti yıkma. Kimin hakkını kime dağıtıyorsun? Bu altınlar fakir halkın nafakasından kesip aldığın vergilerdir. Ne hakkın var etrafa saçmaya? Sen kim oluyorsun pis çoban? Çoban da senin gibi bir Allah kulu değil mi? Atın serseriyi dışarı! Durun! Senin baban da bir zamanlar çobandı. Yakalayın, zincire vurup kırbaçlayın! Halife Ömer! Affet! Ya Ömer! Halkın parasını israf ettin, kul hakkı yedin. Kul hakkı yiyeni Allah bile affetmez. Al şunu giy. Bundan sonra çobanlık edersin. Ey ahali! Bu zalimi başınıza ben vali tayin etmiştim. Her kimin bundan bir şikayeti varsa bana gelsin. Mallarını satıp zararını ödeyeceğim. Haşmetli İran kisralarından Pervin Han'ın dayısı ve başkumandan Prens Hürmüz Han sizin önünüzde eğilmekle şeref duyar. İşte dünyanın bütün gurur ve gafleti. Kadisiye muharebesinden beri akdettiği bütün sulhleri bozan, iki büyük kumandan ve binlerce askerimizin canına kıyan bu ahlaksız ateşperest bizden ne istiyor? Sadece bir bardak su. Getirin!
Bir zamanlar siz Müslümanlar bizim esirimizdiniz. Şimdi Allah sizlerle beraber olduğu için bizler size esiriz. Allah daima doğruluğu, sadeliği, temizliği, sıdkı ve ihlası ön tutanlarla beraberdir. Sözlerinizden beni öldürteceğinizi anlıyorum. Son arzum bu suyu içmeden beni öldürtmeyeceğinize söz vermenizdir. Söz veriyorum. Artık beni öldürtemezsin. Çünkü suyu içmeme lüzum kalmadı. Demek bizi aldattın. Hayır ya Ömer! Ben ve maiyetim erkanı İstanbul'u kabul ettik. Ölüm korkusu ile Müslüman olduğumuzu sanmaman için bu hileye başvurdum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Daha birkaç ay evvel muazzam İran saraylarına sığmazken bugün burada bu sefalet yuvasına sığınmak ne korkunç. Hayatımızı size borçluyuz Prens Hazretleri. Ömer'i Müslüman olduk diye kandırmasaydınız, başımızı çoktan vurmuşlardı. Prens Hazretleri! Ha? Prens Hazretleri! Firuz burada! Hangi Firuz? Eski kölelerinizden. O da Müslüman olduk diye aldatmış onları. Gelsin. Bütün ateşe tapanları Müslümanların elinden kurtarmak için tek yol var Prens Hazretleri. Anlat! Hazreti Ömer'i öldüreceğiz. Çıldırdın mı sen? Müslümanlar Ömer'den mahrum kalırlarsa çözülürler. Biz de yurdumuzu tekrar kurtarırız. Peki, nasıl yapacaksın bu işi? Mugayre bin Şabe'nin kölesiyim. Efendim Ömer'in en iyi dostudur. Camide onun yanında namaz kılar. Müslümanlar arasında köle efendi farkı olmadığı için beni de yanına alır. Bana bir hançer verseniz. Namaza hazır mısınız ey Müslümanlar? Hazırız. Allahu Ekber! Bırak beni! Yakalayın şunu, yakalayın! Dur!
Beni kim vurdu ya Osman? Firuz adlı bir köle. Ateşe tapanlardandı. Müslüman oldum diye bizi aldatmış. Allah'a şükürler olsun ki bir Müslüman tarafından vurulmadım. Aranızda kim halife olursa halka daima adalet ve şefkatle davransın. Müslüman olmayanlara verilen sözü tutsun. Herkesin can ve malını korusun. 80 dirhem borcum var. Mallarımı satıp ödeyin. Yetişmezse Kureyş'e müracaat edin. Metin olun. Bir gün hepimiz Allah'a döneceğiz. Allah'a güvenin. Birlik olun. Kardeşlikten ayrılmayın. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah.